Arkadaşlar, kanalımıza katıl butonuna tıklayarak destek olabilirsiniz. Ve önümüzde bir seçim var. Bana sorarsanız Türkiye'nin neye ihtiyacı var diye, Türkiye'nin 3H'ye ihtiyacı var. 3H. Nedir bu 3H? Bir, huzura ihtiyacı var. 2, hakkaniyete ihtiyacı var. 3, hukuka ihtiyacı var. Biz Türkiye'de Memleket Partisi olarak bu 3H'yi getirmeye kararlıyız. Huzur, hakkaniyet ve hukuk. Türkiye'nin 3A'ya ihtiyacı var. Akla, adalete ve ahlaka ihtiyacı var. Akıl derken bilimi kastediyoruz. Matematiği kastediyoruz. Nanoteknolojiyi, kuantumu kastediyoruz. Yüksek teknolojiyi kastediyoruz. Nitelikli eğitimi kastediyoruz. Uzay madenciliğini kastediyoruz. Füzyonu kastediyoruz. Biz ilk kez seçim meydanlarında bunu konuşan, Türkiye'de bunu konuşan ilk partiyiz. Değerli arkadaşlarım, bizim sloganımız belli. Ne sağdan ne soldan, Atatürk'ün yolundan. Ne cumhur ne millet, tek yol memleket. Bakın, bugün ilk kez Rize'de, dedemin memleketinde, anneannemin memleketinde partimizin, Memleket Partisi'nin işaretini gösteriyorum. Bizim işaretimiz bu. İlk kez bu. Ne bu? Üçüncü yol. Ne sağdan ne soldan, Atatürk'ün yolundan. Ne cumhur ne millet, tek yol memleket. Biz üçüncü yoluz. Ölüm mü sıtma mı? İkisi de değil. Patlamış lastiği patlamış lastikle değiştirmeyeceğiz. Patlak lastik patlak lastikle değiştirilmez. Biz üçüncü yoluz. Millete bir seçenek sunuyoruz. Bugünden itibaren meydanlar, sokaklar, kafeler bu işaretle dolacak, göreceksiniz. Bir ayda neler yaptığımızı bütün Türkiye görecek. Hazır mıyız bu işareti yapmaya? Biz üçüncü yoluz. Biz üçüncü yoluz. Değerli arkadaşlar, bu seçim ilginç bir seçim. Yani ben yıllarca milletvekili seçildim. Cumhurbaşkanı adayı oldum. Bu kadar kampanya gördüm. Kanalımıza katıl butonuna tıklayarak destek olabilirsiniz. Bu seçimdeki kadar yalan, bu seçimdeki kadar sahte belge, bu seçimdeki kadar saldırıyı ilk kez görüyorum. Arkadaş, herkes saldırıyor ya. FETÖ'cüler, PKK'lılar, troller, hazine beslemeleri, belediye beslemeleri. Ya gün geçmiyor ki bir sahte belge çıkmasın. Eşimin olmayan jipi. Ya yok öyle bir jip. Sülalemde yok, sülalemde. Ya bırak hanımı. Sülalemde yok öyle bir jip. Dün bir gazeteci 10 milyon dolar almışım. Deli saçması. Mesaj attım. Dedim ki bak, iftira atıyorsun, bunu düzelt. Bunu düzelt. Sana dava açarım. Ben bir gazeteciye dava açmak istemiyorum. Kolay kolay da açmıyorum. Mesaj atmış bana. Muharrem İnce iddiaları reddediyor. Bugün için saat 4'te yayına bekliyorum. Baba baba baba. Baba, ne büyük adam. Neredesin? Müsait misin? 4'te uygun musun? Yok. Bugün 4'te beni bekliyor. Evet, gel 4'te Rize'deyim, gel. Gel Rize'deyim, yayın yapalım. Zamanın uygun mu, programın var mı sormuyor. 4'te bekliyorum. Buna dava açacağım. Kazandığım parayı da Memleket Partisi'ne bağışlayacağım, söz. Ya böyle bir şey olur mu? Nereden duydun? Duydum, birisi söyledi. Birisi söyledi, 10 milyon dolar almış. Ya sülalemi satsan 10 milyon dolar etmez ya. Sülalemin mal varlığı etmez 10 milyon. Duydum. E ben de duydum.
Muharrem İnce'ye iftira at diye sana para vermişler. E böyle şey olur mu? Duymakla olur mu? Gerçekten ilk kez Türkiye'de bir iktidar var. Merkezi iktidar, bir de yerel iktidar var. Birileri belediyelerden besleniyor, birileri hazineden besleniyor. Her ikisi de bize saldırıyor. Her ikisi de iktidar, her ikisi de bize saldırıyor ve nemalanmak istiyorlar. Ya arkadaşlar, şu iktidarı değiştirelim önce. 21 yılda anayasayı değiştirdi. Yargıyı ele geçirdi. Medyayı susturdu. Sayısız imar affı çıkardı. Şimdi imar affının yanlış olduğunu söylüyor. Aklına 21 yıl sonra mülakatları kaldırmak gelmiş. 21 yıl sonra. E biz bunu söylüyorduk. Mülakat içeri girerse liyakat dışarı çıkar diyorduk. Bunları söyledik. Depremde çadır satıldı bu memlekette ya. Utanmazlıkta zirvedir. Depremde çadır satıldı, çadır. O Kızılay Başkanı hala orada duruyor. Bunlardan kurtulalım. Hiç itirazım yok. Bunlardan kurtulalım. Ama bunlardan kurtulurken çözüm Erdoğan'ın eskileri mi? Davutoğlu mu? Babacan mı? Sadullah Ergin mi? Erdoğan'la da olmaz, Erdoğan'ın eskileriyle de olmaz. Sadullah Ergin, Atatürk'ün Çankaya'sında CHP milletvekili adayı. Yüzsüzlüğün bu kadar olur. FETÖ'cüleri yargıya dolduran, insanları Silivri'de inim inim inleten, benimle mecliste FETÖ'yü savunan, Silivri mahkemelerini savunan Ali Dibocu bir bakan. Ali Dibocu. Böyle bir şey olamaz. İzmir'de birinci sıra adayı Yüksel Taşkın. Kemalizm ırkçılıktır diyor. Ya bu adamları 77 kişi koydular CHP listelerine. İçim sızlıyor, içim. İçim sızlıyor. 77 kişi, bir değil, iki değil, üç değil. Şimdi burada bir sorum olacak. Bu iktidarla olmaz, bu muhalefetle de olmaz. Sorum şu, Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki, bu milletin 418 milyar dolarını çaldılar. Bunu geri alacağım diyor. Doğru, benim elimde öyle bir rakam yok. Eğer doğruysa ben de geri alacağım, söz veriyorum. Kılıçdaroğlu'ndan bir şey rica ediyorum. Sen kazanamazsan, ben kazanırsam, ben de o parayı geri almak istiyorum. Bana yardımcı ol. Bu AKP'nin, 21 yıldır iktidarda olan bu AKP'nin, çalınan bu 418 milyar dolar para, son 4 yılda mı çalındı, 21 yılda mı çalındı? Niye 4 yıl mı 21 yıl mı diye soruyorum. Çünkü Babacan'la Davutoğlu 17 senesinde var bu işin. 4 senesinde yok. Yani Babacan paranın başındaydı. Maliyenin, hazinenin başındaydı. Bu paralar son 4 senede mi çalındı? 21 senede mi çalındı? Peki bu paraları geri alacaksan, Babacan'ın döneminde çalınan paraları da geri alacak mısın? Davutoğlu'nun döneminde çalınanları da geri alacak mısın? E alacaksan Cumhurbaşkanı yardımcından nasıl alacaksın? Bu sorunun cevabını istiyorum. Ben hepsini geri alacağım, merak etmeyin, 21 yılında. Gerçekten bu soruyu merak ediyorum. Son 4 yılda mı çalındı, 21 yılda mı çalındı? Nasıl alacaksın? Ali Babacan'ı Yüce Divan'a gönderecek misin? Önceden göndereceğim diyordun. Ben göndereceğim. Davutoğlu'na 2015'in Haziran-Kasım arasında patlayan bombaların hesabını soracak mısın? Ben soracağım.
Suriyelileri ona soracak mısın? Ben soracağım. Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin bir umuda ihtiyacı var. Türkiye'nin yeni söylemlere ihtiyacı var. Biz bu ülkede üretimi arttıracağız. Tarımı destekleyeceğiz. Eğitimin niteliğini yükselteceğiz. Mültecileri göndereceğiz. Yargıyı bağımsız, tarafsız, hızlı, etkin, adil bir konuma getireceğiz. Biz bunları gerçekleştireceğiz. İşimizin zor olduğunu biliyorum. Şeytan taşlamaktan tavaf edemiyoruz. İşimiz zor. İftiralar, tehditler, karalamalar, sahte belgeler havalarda uçuşuyor. Ama bunlara boyun eğeceğimizi zannediyorlar. Asla boyun eğmeyeceğiz. Asla. Biz doğru bildiğimiz yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Bugün dedemin memleketinden başlamak istedim. Hepinize teşekkür ediyorum katılımınız için. Evet, milletvekili adaylarımız Atilla Kayhan, Nihal Demir, Furkan Kazmaz, arkadaşlarımı size emanet ediyorum. Sizi de Allah'a emanet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Haydi bakalım. Üçüncü yol. Üçüncü yol. Bu millete bir seçeneğiz biz. Üçüncü yol. Beğendiniz mi işareti? Evet. Kimler beğendi? Herkes beğenmiş. Demek ki tutar bu iş. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.